Sevgili gençler, ülkemizin dört bir yanından gelip Adana'da tek yürek, tek bilek haline gelen sevgili gençler, stadımızın dışından ve içinden tüm Türkiye'ye, tüm dünyaya yürekleri titreten bir ses veren sevgili gençler, Gazi Mustafa Kemal'in mevcudiyetimizin ve istikbalimizin temeli diyerek tarif ettiği sevgili gençler, Üstad Necip Fazıl'ın zaman bendedir ve mekan bana emanettir şuurunun temsilcisi olarak gördüğü sevgili gençler, kökü ezelde ve dalı ebette bir büyük davanın idrakinde sevgili gençler, Sur'da açılan mukaddes gedikten çağlayan sular gibi geçerek kendisine biçilen gömlekleri yırtıp atan sevgili gençler, velhasıl gözümüzün nuru, geleceğimizin teminatı sevgili gençler, hepinizi en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Bugün burada bizlerle birlikte olan 28 farklı bölgeden siyasi parti gençlik teşkilatı temsilcilerine teşriflerinden dolayı teşekkür ediyorum. Gençlik şölenimizde sizlere keyifli vakitler geçirten cesur yürekli sanatçılarımızı şahsım, milletim adına tebrik ediyorum. Bana sizler gibi yol arkadaşları, sizler gibi dava arkadaşları, sizler gibi kalbi imanlı, zihni aydınlık, ufku açık yol arkadaşları verdiği için Rabbime binlerce, milyonlarca kez hamd ediyorum. Siz Türkiye'yi hedeflerine ulaştıracak, dünyayı değiştirecek gençliksiniz. Siz propaganda edileni, verileni, dayatılanı değil, kendi tarih ve kültür hazinesindeki hakikatleri arayıp bulacak gençliksiniz. Maşallah. Siz dağılmışları toplayacak, gizlenmişleri açacak, karanlıkları güneşle aydınlatacak gençliksiniz. Siz çürümüşlüğün, sinsi oyunların, kirli mecraların içinden kendi medeniyet değerlerinizin kılavuzluğunda sıyrılıp erdemli yolları açacak gençliksiniz. Sizde bunu görüyorum. Size inanıyorum. Ve inanıyorum ki üstadın ifadesiyle, ey düşmanım, sen benim ifadem ve hızımsın. Gündüz geceye muhtaç, bana da sen lazımsın dediği gibi karanlıkları yırtıp aşacak gençliksiniz.
Gençler, siz Mavera'daki aşk iksirini sağacak, çekirdekleri yarıp özü bulacak, kozaları örecek, uyuyan medeniyeti yeniden diriltecek olan gençliksiniz. Siz tek ruh ve tek beden olarak mağripten meşra yay gibi gerilip karılmayı bekleyen harçları karacak, sorulmayı bekleyen hesapları görecek gençliksiniz. Siz esir kalmış kardeşlerinin, muştu bekleyen dostlarının, yardım eli uman mazlumların sevinci olacak gençliksiniz. Siz mankurtların karşısında milletin mayasını muhafaza edecek, hedef bekleyen akranlarının karşısında kızıl elmanın istikametini gösterecek gençliksiniz. Gençler, siz Medine'nin, Mekke'nin, Kudüs'ün, Diyarbakır'ın, İstanbul'un, Bosna'nın semalarında ezan sesleri yankılanan tüm diyarların beklediği gençliksiniz. Siz Sultan Arpaslan'dan Osman Gazi'ye, Fatih'ten Yavuz'a, Abdülhamit'ten bugüne ecdadın tüm öncülerinin temsilcisi olan gençliksiniz. Abdülhamit Han hayatı boyunca devrinin emperyalistleriyle ve onların içerideki maşalarıyla mücadele etmiş bir medeniyet ve millet sevdalısıdır. Varsın birileri Cezi olaylarını Abdülhamit Han'ın devrilişine benzeterek emperyalistlere selam dursun, biz ecdadın izinden yürümeyi sürdüreceğiz. Tabii burada altılı masanın etrafında buluşanlara tek tek Abdülhamit nezdinde yapılan bu ecdat tarih ve değer düşmanlığına katılıp katılmadıklarını sormak da hakkımızdır. Öyle ya, gençlerimizin kimin kim olduğunu, hangi müşterekler etrafında buluştuğunu bilmeye hakkı var. Siz işte bu emperyalist ağızlılara hak ettikleri cevabı verecek gençliksiniz. Gençler, Sultan Abdülhamid'e laf atan, dil uzatan hanımefendiye şunu sormak lazım. 33 yıl hasta dev diye takdim edilen Osmanlı'yı bir karış toprak kaybetmeden yöneten Sultan Abdülhamid'e hakaret haddini aşmazlıktır ve bu haddini aşanlara bu millet inanıyorum ki 2023 seçimlerinde haddini bildirecektir. Meral Hanım, sen kim? Sultan Abdülhamid'e saygısızlık kim? Ve o altılı masada olanlardan isim vermeyeceğim. Üç tanesi var ki bunlar Sultan Abdülhamid'e
bugüne kadar laf söyletmemişlerdi. Şimdi ne oldu bunlara da sus pus oldular? Ne oldu bunlara da aynı masanın etrafında oturdukları halde Sultan Abdülhamid cennet mekan ona laf atanlara haddini bildiremediler. ...33 yıl... dile kolay. Bu millet ecdadına hakaret edenlere haddini bildirecektir. Bu akşam buradan ben ilk sinyali veriyorum. Kardeşlerim, siz Mehmet Akif'in asımı, Necip Fazıl'ın ideal gençliği, Nurettin Topçu'nun beklenen gençliği, Karakoç'un diriliş nesli özlemlerini hayata geçirecek gençliksiniz. Siz bizim 40 yıllık siyasi mücadelemiz ve 20 yıllık iktidarımızda temellerini attığımız büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını 2053 vizyonuyla taşlandıracak gençliksiniz.